Merhaba arkadaşlar. Şimdi size benim üniversitemin yurduyla ilgili de anlatayım. Diğer yurtlara da yani sitelerinden bakabilirsiniz. Şimdi hepsine tek tek bakmamız videonun süresini uzatacaktır sadece. Hepsi birbirine benziyor zaten. Dil kursuna başvururken şurada az önce başvurularda bir mail adresi olduğunu da söylemiştim. En altta vardı. Şuradaki mail adresine yurdu da sorabilirsiniz. Yurt için ücretlerine kadar ya da kalabiliyor muyuz, yer var mı vesaire diye. Onlar size yardımcı olacaklardır. Yurt ücretlerinin fiyatı da şöyle. Tek kişilik odalar 1800 1 milyon 800 bin won. Rakamlar sıfırlar çok ya, okumak zor oluyor. 1 milyon 800 bin won. Tek kişilik oda. 2 kişilik oda 1 milyon 400 bin won. 3 kişilik oda 1 milyon 200 bin won. Yani bunlar da şunlara tekabül ediyor. Burada yazdım fiyatlarını, hesapladım. Yine bugünün kuruyla, dediğim gibi 20 Temmuz döviz kuruna göre şu şekilde 5670 TL, 4410 TL ve 2835 TL ediyor. Yani 10 haftalık fiyatlar bu. Dışarıda bir yerde tutabilirsiniz aslında. Yani bu kadar para vermek biraz fazla gibi bence. Yani guest house'ta da verseniz belki bir aylık ucuz bir yerde kalabilirsiniz. Mesela Goşivon denilen çok küçücük odalar var. Yani kollarınızı açıyorsunuz iki yana ve bitiyor. Bu kadar küçüklüğü. Goşivonlar biraz daha uygun olabilir. Nasıl olsa uyumadan uyumaya gideceğiniz için çok da sorun olmayacak. 2,5 ay öyle bir yerde kalabilirsiniz. Hani vaktinizin çoğunu dışarıda geçireceğiniz için herhalde dışarıda geçirirsiniz. Öyle düşünüyorum. Zaten sabah kursa gideceksiniz öğlene kadar. Öğleden sonra da biraz Kore'yi gezeyim edeyim falan deseniz zaten akşam tekrar ev Goşivan'a gideceksiniz. Hani öyle bir yerde kalmak daha uygun da olabilir mesela. Ama ben yurtta kalırım. Hani her şey dayalı döşeli olsun falan derseniz mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun da ödemesi için tabii ki burada hesap numarası vermişler. Vuri Bank'a ödüyorsunuz. Burada depozitoların iadesi ve dormitör fiinin iadesiyle ilgili açıklamalar var. Yani zarar verdiyseniz tabii ki ödenmiyor geri. Penaltı alacağınız şeyler var. Yurtla ilgili. Yani sonuçta yurdun kuralları var ve kurallarına uymak zorundasınız. Hani burada puanlamalar da var. Örneğin geç giriş falan yazıyor mu diye bakıyorum ama yurtta mesela sigara içilmez diyor. İşte diğer şeylerle öğrencilerin şeyine giriş yapamazsınız diyor. Dışarıdan birini gece kalması için getiremezsiniz, yasak diyor. Hani bu tip böyle kuralları falan var bir sürü. Sonra fotoğraflara gelelim. Yurt odalarının fotoğrafları şu şekilde. Burada mesela o yukarıda adresler vardı. O adreslere göre şöyle sıralamalı iki sütun olarak bakabilirsiniz. Böyle fotoğrafları var. Yurt odalarının içeriğiyle ilgili merak edenler için. İki kişilik odalar, üç kişilik odalar, tek kişilik odalar vesaire. Mesela tek kişilik odada şu tek kişilik oda olmalı. Çünkü çamaşır makinesi, yemek yapma yeri, mutfağı falan, şeyi falan hepsi var tek kişilik odada. Benim üniversitemin yurt fiyatları bu şekilde. Demin de sizlere gösterdiğim gibi şurada odaların fiyatları yazıyor. Ne kadar ödeyeceksiniz? 3 kişilik oda, tek kişilik oda. Bana kalırsa bu fiyatları ödemek yerine yani biraz pahalı gibi. Kendi bu da naçizane bir tavsiyem. Bence Goşivon tutmak daha uyguna gelebilir gibi. Çünkü Goşivonlar genelde 1 milyon değil de 250 bin won, 300 bin won falan gibi. Yani şunun üçte birine Goşivon bulabilirsiniz. Goşivon dediğimde böyle kolunuzu açıyorsunuz. Yani kollarınızı iki yan açın. Ve hani o şekilde o kadar büyüklüğü gibi. Ya yani çok küçük bir yer maalesef ki. Kolunuzu açıyorsunuz ve elleriniz yandaki duvarlara değiyor. Hani çok küçük yerler Goşivonlar. Ama en azından içinde küçük bir çalışma masası var. Televizyonu olan var. Kimisinin var, kimisinin yok. Küçük ekran bir televizyonu. Yatak var ve duşu olan da var içerisinde. Duşu katlarda olan da var. Bence duşu içerisinde olanı seçin bunun da. Çünkü katlarda herkes kullanıyor. Hani o ne kadar temiz olur bilemem. Duşu içerisinde olanlar zaten hemen yatağın dibinde oluyor. Hani o da çok küçük olduğu için. O şekilde Goşivon'da kalmak bence daha hesaplı olabilir. Yani sonuçta 250 bin won, 300 bin won Goşivon dedikleri. Yani bu fiyatın üçte biri. En azından mesela yurda bu kadar para ödemezsiniz. Bir de uzun dönem gelecekseniz mesela bu kadar para ödemek. Çünkü bu sadece 10 haftalık. 2,5 aylık fiyat bu. Bir 2,5 ay geçince aynı parayı tekrar ödemeniz gerekiyor. Yani 5 ay kalacaksanız eğer örneğin 2,5 2,5 şundan 2 tane ödemeniz lazım. Misal tek kişilik odada kalacaksınız ve yaklaşık 10.000 TL
%50'yi aşan bir para ödemeniz lazım kalacak yere. Ve tabii ki bunda gezmesi var, şeyi var. Yani benim düşüncem zaten sabah örneğin dil kursuna gittiniz. Diyelim ki 9'dan 1'e sabah programını seçtiniz dil kursunun. Öğleden sonra programını istemediniz mesela. Sabah programında gittiniz. Öğleden sonra zaten gezeceksiniz büyük ihtimalle. Eğer öğleden sonra programını seçtiyseniz de belki sabah gezersiniz ya da kurs bittikten sonra tekrar gezebilirsiniz. Hani zaten uyumak için geleceksiniz. Ya yani Goşivan'da yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Sadece hani Goşivanlar'da gayet temiz. En azından içinde mutfağı da olabiliyor. Katlarda genelde mutfak oluyor Goşivan dediğim yerlerde. Yemeğinizi yapabilirsiniz. Ne kadar hani diğer ülke insanları da ya da Korelilerden de ne kadar mutfaklar temiz olur bilemeyeceğim ama en azından Goşivan'ı gidip gezip örneğin öncesinde biraz önce gelip tabii dil kursuna başlamadan bir süre önce gelmeniz lazım. Birkaç yer gezmeniz lazım. Bir de öğrenciler çünkü dönem başlayacağı için hemen tutuluyor ve bitiyor. Goşivanlarda da. One room'larda depozito istiyorlar. One room'lar biraz daha büyük. Yani 30-40 metrekare var, 60 metrekare var. Onun için depozito istiyorlar ve genelde one room'lar bir ay tutulmuyor. Bir ay için, ya yani 2,5 ay pardon. 2,5 aylık dönem için çok fazla one room olmuyor. Evler konusunda kısa bahsedeyim. One room'ların da genelde ya 6 aylık ya 1 yıllık. Ya 6 ay bile çok zor yapıyorlar. Açıkçası 1 yıl tutulabiliyor one room'lar. Hani 1 yıllık gelecekseniz, eğer 1 yıl eğitim için gelecekseniz one room tutmanız daha avantajlı. Depozitosunu verip, kirası verip hani bir yıl boyunca her ay kira veriyorsunuz. Ancak one room'larda da 5 milyon won kadar depozito istiyorlar sizlerden. 1 milyon da isteyen var ama 1 milyona gösterdikleri evler daha kötü. 5 milyona gösterdikleri depozito olan 5 milyona olan evler tabii ki biraz daha kaliteli iyi one room'lar gibi diyebilirim. Hani ona da bağlı ücretine. Yani bana kalırsa dil kursu için Goşivan da yeter. Eğer bir yıl şey yapmayacaksanız, one room'ların zaten içerisinde mutfağı da var. Yemek pişirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Kore'de üniversite ücretleri maalesef ki çok çok pahalı. Pek çok üniversite özel üniversite. Seul özellikle pahalı çünkü başkent olduğu için pahalı. Diğer şehirler demin baktık mesela Gyeongbuk Üniversitesi Daegu'da biraz daha ucuzdu. 1 milyon 300 diye hatırlıyorum. 1 milyon 300'dü mesela. Ama bizim okula gel 1 milyon 550. Mesela başka bir okula git. Yonsei çok daha pahalı. Yonsei Üniversitesi, Kore Üniversitesi çok daha pahalı. Onlar hep ilk 3 okul olduğu için genelde. Onlar çok daha pahalıdır diye düşünüyorum. Ve yurtları da tabii ki de pahalı. Yurtları da o şekilde. Ama yine de bir sorun. Hani yurtta kalsam ne kadar fiyatını eğer uygunsa sizler için de. Yani bu benim okulum mesela. Diğer üniversiteler için şurada açtığım Evho Üniversitesi için de onun yurduna girip bakabiliriz. Sitesinden bulabiliriz. Ben şimdilik örnek olsun diye sizlere bunu gösterdim. Umarım yardımcı bir video olmuştur dil kursu konusunda, fiyatlar konusunda ya da nasıl incelemeniz konusunda. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Umarım faydalı ve yardımcı bir bilgi olmuştur. Fiyatlar konusunda en azından biraz Kore ortalaması nedir anlamışsınızdır. Kore çok pahalı bir ülke. Gerçekten düşündüğünüzden belki çok çok daha pahalı. Döviz kurları bizim paramızın değerine göre neredeyse dolara yakın. Dolar da şu an 3,5 civarı. Bu da 3,15. O yüzden çok çok pahalı bir ülke. Bütçenize güvenerek Kore'ye gelmenizi öneririm. Çünkü her şey pahalı. Genelde yiyecek, içecek, ulaşımınız da olacaktır bunların yanında. Bu ücretler çünkü daha bir şey değil. Yemek ücretiniz olacaktır, ulaşım ücretiniz olacaktır. Gezmek isterseniz, alışveriş yapmak isterseniz onların ayrı ayrı ücretleri olacak. Tabii ki bunlar da 1000 Kore vonu 3,15 olduğu için pahalıya gelecektir. Az çok fiyatlar konusunda bilgi sahibi oldunuz. Seul'deki üniversitelerin genelde fiyatları bu şekilde. Hepsi 1 milyon 500'ün genelde üstü, 1 milyon 650, 2 milyonu olan var, 1.700 olan var. Biraz önce inceledim çünkü şuradaki üniversitelerin pek çoğuna baktım linklere tıklayıp. Umarım yardımcı bir video olabilmiştir sizlere. Kore'ye gelirsiniz, dil kursuna gitmek isterseniz inşallah. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, likelamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Herkese güle güle. Bay bay.